önce bahsettiğim mesela robotlar. Şu eklemlere bakın. Aa, evet, bunları yapıyor. Tansiyen paylaşmıştı koşuduğunu. Evet. Bu yeni versiyonu. Bu iki gündür bu var. Bu hareketleri yeni yapabiliyor. Yeni bir şey eklemişler. Zıplıyordu benim gördüğüm mesela. Takla atıyordu. Çok ürkütücü. Yani kafası gibi. Ya ürkütücü diyorsunuz. Mesela bunu neden yapmışlar? Bina şeyleri, ay, bomba ya, ve binalar güvenli mi değil mi depremden sonra analiz için yapmışlar. Evet, Dünyalar Savaşı falan. Evet. Çok korkunç ya. Çok korkunç. Örümceklerin böyle. Değil, hiç korkunç değil. Çok korkunç. Robotlar zaman geldiğinde çok ileri zamanlarda sahibini boğabilecek, sahibini öldürebilecek. Evet. Ama bunu da insan yapacak yani. Bir insan da yapıyor. Ya da şöyle şey, o araç onu hiç görmeden ezebilecek. Hani böyle bir şey acaba ne için? Tehdit mi? Bir hacklenecek ondan sonra. Cevap vereceğim bir saniye hemen. Seher'in dediği tabii. Seher, sen X kuşağı da değilsin Seher. Yok, sen Osmanlı, Ottoman Empire. Biliyor musunuz, dünyada ilk robotu El Cezire 1070'lerde mi ne yaptı? Matematiği yani? Bulan değil mi aslında? Matematikçi. Evet. Onun için ya lütfen binlerde yapmışlar sakin robotu. Sakin yani. Yapma artık. Gel lan. Burası çok güzel Seher. Ben seni Kenya'da bırakalım o zaman. Şimdi. Kenya'da bırakalım. Orada hala varmış ya, kabileler varmış. Şimdi evet. Isaac Asimov diye birisi var. Dünyanın... Isaac Asimov. Yani... Slav asıllı Amerikalı herhalde ama ya İngilizce yazan bir adamdı. Artık yok. Adam 1900'lerin ilk yarısında bilim kurgu kitapları var. Robotların 3 kuralı diye bir şey yazmış. Bugünkü robot biliminde çalışan herkesin de bunu böyle 3 altın kural olarak gördüğü. Bir robot hiçbir zaman bir insanı zarar veremez. 1. 2. Bir robot her zaman insandan gelen emirlere uymalıdır. Bunun tek farklı koşulu, birinci koşulu kapsamasıdır. Yani birine zarar kapsaması. 3. Bir robot her zaman kendi varlığını korumalıdır. Sizin sorunuz aslında 3 ile alakalı. Şimdi bu 3 şeyi yazmış adam 1950'lerde. I Robot diye daha sonra Will Smith'in de filminde oynadığı bir onun uyarlaması. Dünyada hiçbir zaman teknoloji kötü gitmez. Şimdi derler ya teknoloji sebebiyle bir şey oldu diyor mesela. Mesela bir İngiltere'de yaşarken yeni havalimanı açıldı. Bir hafta bagajlar Amerika yerine Fransa'ya falan gitti böyle. İlginç şeyler yaşandı. Biz yapıyorduk, IBM yapıyordu o arkadaki sistemi. Sistem çöktü falan diyorlardı. Sistem çökmez, sistemi kurgulayan insan çökertir. Yanlış kurgular, yeteri kadar detaylı düşünmez. Bir şey hep sisteme atıyorlar. Hep sisteme atıyorlar. Zaten şimdi öldürme nedir? Avukat arkadaşlarımıza bakıyorum. Kızgınlık ya da hastalık sebebiyle çıkan bir dürtüyle, bir öfkeyle bir aksiyondur. Bir makinenin duygusu yoktur. Onu kurgulayan siz o makineye git bunu yap demezseniz o köyün üstüne o bombayı atmaz. O insana o kurşunu sıkmaz. Onun için işte iyilerle kötüler diyor en başından beri Murat Bey. Aynen. Şu anda uluslararası ve Türkiye'nin içinde bir tane çalışanı yolladı çok güzel bir şekilde. 30 ya da 40 kişiden oluşan bir yapay zeka etik komitesi var. Ve evrensel bir standart oluşturulacak. Bu yapay zeka etik komitesinin bütün yapay zeka sistemleri bu etikle olsun diye bunun içine giriyor. Mesela böyle şey sorular var. Mesela bir sonraki şeyim şu. BBC'de geçen hafta çıktı. Belki de herkes son arabasını şimdi aldı diye. Gerek olmayacak artık belki. Her şey yani bineceksiniz geçen arabaya robotun kullandığı binip gideceksiniz. Ama şöyle bir şeyler var, testi var bunun. İnternette Google'larsınız çıkıyor. Bir çocuk otobüsü gidiyor, lastiği patladı. Karşıdan karşıya iki tane yaşlı insan geçiyor. Çocuklar mı ölsün, insan mı ölsün? Yapay zeka ne kararı versin? Gibi aslında çok rahatsız edici şeyler de var. Yani bu dediğim şey 50 sene sonra yaşanacak muhtemelen. Yani, vicdan, kodlama, kurgulama. Ya bugün ben mesela uçağa binmeyi sevmiyorum. Hayatım uçaklarda geçiyor. Uçaklar insan sebebiyle düşüyor. Hiçbir zaman makine hatasından düşmüyor. Makine hatası dedikleri şey de periyodik bakımını kaçırıyor. Bir şeyini eksik yapıyor. Bir yazılımında bir kurgulama hatası yapıyor. Hep insan. Ya makine dediğimiz şey zaten komutlar. Kinetik makineyse vuruyorsun
pırt diye enerji başlıyor. Elektronik makineyse kodluyorsun, yapıyor. Başka bir şey yok. Aslında Allah mükemmel yaratmış ama biz onu şey yapamıyoruz. Işte. Evet, doğru yapamıyoruz. Biz daha... Şimdi çok felsefi ve provokatif bir şey söyleyeceğim. Şimdi yaratmak kelimesi Türkçe'de Allah'a mahsus ama Türkçe'de yaratmak olduğu için biz öyle diyoruz. Evet. Creativity, creation arasındaki fark aslında. Biz bu hiçbir zaman oraya gelemeyeceğiz. Yaklaşıyoruz ama gelemeyeceğiz. Hayır, şey olarak algı düzeyimizde yaklaşıyoruz. Beynimizin %12'sini kullanarak yaklaştığımıza inanıyoruz. Ama mesela ben bu ara son gittiğimde şey kitapları çok aldım. Design ve simetri odaklı kitaplar çok aldım İngiltere'den. Makro ve mikrodaki baktığınız zaman dizaynlar o kadar benziyor ki. Yani uzayda gördüğünüz bir takım tasarımsal şeylerle mikroorganizmalarda gördüğünüz bir takım simetriler o kadar benziyor ki çok şaşırıyorsunuz. Yani matematiksel olarak. Evet. Hani bu adam ne gidiyorsunuz? Evinde neler var? Merak ediyorum bunu. Araştırıyorum. O kadar hassas ki koltuk böyle, sehpa böyle, kitap böyle. Hani bir mükemmeliyetçilik zaten şu hayatından başlıyor gibi. Biz hafta sonu geçen hafta işte Kıbrıs şehitliklere ziyarete gittik. O mavi köşkü biliyorsunuz hani bir katilin evini anlatıyorlar. Adamın her şeyi aynı şekilde. O pis, o matematik, aynen. Her şey matematik böyle, her şey inanılmaz hesaplanmış, ince düşünülmüş böyle. O simetri evet. Gerçekten acayip bir şey. Ama evrende, yaratılışta bir simetri evet. var. Evet. Bir dizayn var, bir mükemmellik evet. var. Biz buna en yakın nereye geleceğiz? Sizle paylaşmıştım bunu. Bir yazar var, Ray Kurzweil diye. Futurist, %80'ine yakın tahminleri tutmuş bir adam. O adam şunu öngörüyor. Yapay zekanın ve holografik sistemlerin kullanımıyla şu çok gerçek diyor. Şunu simüle edin kafanızda. Kolumda benim bir bilezik var. Bilezik benim nabzıma bakıyor, arada bir şekerimi ölçüyor. Dışa vurmadığım bedenimle alakalı streslerimi, heyecan, mutluluklarımı kaydediyor. Evet. 2 sene boyunca bir bilgisayara kaydediyor. Encrypt. Bir tek benim. Sosyal medya hesaplarımı vermişim. Arada bana soru soruyor. İşte Endonezya tsunami oldu, ne düşünüyorsun? Uzaylılar geldi, ne hissettin? Biraz dinlen diyor. Yani benim böyle şahsi psikoloğum gibi veriyorum bilgileri. Bu benim bir profilimi oluşturuyor. Dünyadaki olaylara karşı ne yapacağım? Murat yolda bir adam yerde düştüğü zaman ne yapar? İşte yerde bir para bulduğumu ne yapar? İşte şu, birisi teknolojiye direniyorsa konuşurken ona nasıl tepki verecek gibi konularda mücadele eder. Bir Murat profili. Murat nasıl ben mesela nezaketen tepki vermiyorum. Onu burada tık 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 atarım. Bunları hep bu yapay zeka oluşturuyor. Şimdi Murat'a atın. Yani ben bir yıldız tozu gezegende bunun Steve Jobs olduğunu düşünün. İnsanlığa bunu katmış. Ya da Einstein olduğunu düşünün. Ya da neydi adını unuttum, utandım şimdi Nobel ödülü alan Aziz Sancar oldun. Yani insanlığa bir şeyler katsa ve keşke hiç ölmese dediğimiz insanlar olduğunu düşünün. Ve bunların böyle yapay zeka birimlerinin olduğunu düşünün. Ve düşünün bu yapay zekayı bana vermişler. Bu adamı hologram olarak buraya oturttuğumu düşünün. Yönetim kurulu toplantısındasınız. İşte Steve Jobs'tan Apple bir yorum alalım diyeceksiniz. Çok iyi. Steve Jobs ölmüş bile olsa kendisini yapay zekası da 5 sene yan yana yaşatın. O yapay zeka onu birebir kopyalar. Kopyalayamayacağı tek şey, biraz önce bile bile örnek verdim. Uzaylılar gelirse Steve Jobs'ın ne yapacağıdır. Ama hayatı boyuncaki düşünceleri, hissiyatları, doğal afetler, gerçek fırsatlar, gerçek sıkıntılar, aile sıkıntıları, kızına yaptıkları, kızına yapmadıkları, odur budur hepsini oluşturduğu veriyle oluşturabilir. Kendi planlayacak. Anlattığım yani hiçbir şey de şu an şey değil, bilim kurgu değil. Yapılabilecek şeyler. Hmm. Uç teknolojiler değil. Ve o adamı da ben buraya karşınıza holografik olarak oturturum toplantıda sorarsınız. Şimdi Steve, şöyle bir fırsat var. İşte Steve. Türkiye'de Türkiye'de fabrika açacağız. O da şey der. Aa açalım. Amerika ile ilişkileri düzelecek gibi. Bugün haberlerde okudum. Yapay zeka diyor bak. Çünkü aynı anda o yapay zeka her dilde her şeyi okuyup dinliyor ya. Günümüzü de takip ediyor.
Dedim ya hani öyle bir teknoloji var şu anda, IBM'de biz yaptık. O veriler de ona koydu. O da o yani. Refleks olarak %100 de kullanıyor ya. O onu bence şöyle yapalım diyebilir. Böylece biz topluma mal olmuş insanlardan başlayarak, muhtemelen önce Rothschild'lerden başlayacağız, en zengin onlar. Sonra topluma mal olmuş insanlardan devam ederek dijital ölümsüzlüğü yakalayacağız. Ve bunu 10 sene içinde maksimum yakalayacağız. Yani ona ömrümüz bir şey var. Deniyormuş. Öldükten sonra bir şey blok, hani öldü mesela annemiz babamız. Onun bütün sosyal medya hesapları sanki yaşıyormuş gibi devam edecekmiş. Bu şey ama daha üstü. Da. Black Mirror'da var böyle bir. Evet, birinci sezon, üçüncü ya da dördüncü eşi çok erken ölüyor, bir gün bir paket geliyor, eşi birebir. Evet, öyle bir şeyler. Ama sanki varmış gibi. Evet, yani. Ama 10 sene içinde dijital ölümsüzlüğü yakalayacağız. O %100. Ama aynı şeyi söylüyorum. İnsan ve teknoloji etkileşimi. O bir makine olacak, o bir yapay zeka olacak. Onun ruhu, ona ne söylendiyse o olacak. O yüzden bizim hala estetiğe, sanata, birbirimiz arasındaki pozitif iletişime, birbirimiz arasında bir araya gelip iyi bir şey yapmak için çalışmaya, avukatlara, siyasetçilere ihtiyacımız, hayır her zaman insanlık var olduğu sürece olacak. Yani çok güzel ismi var inisiyatifinizin. Yeni dünya kadınları, yani yeni dünyanın insanını oluşturmamız gerekiyor bizim. Ben buna insan 4.0 diyorum. Evet, buna endüstri 4.0 diyorlarsa bizim insan 4.0'ı oluşturmamız gerekiyor. Zaten oluşturmak bize ait değil. Oluşmuş, var olmuş, Allah'ın bahşettiği bir insan var. Biz onu sarsmamız. Evet. Kendine gel, insanlığını hatırla. Duy, hisset, paylaş, beraber çalış. Ne olursa teknolojiyi de kullan. Evet. Ve farklı olarak kullan. Amacına yöneltmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar robot yoktu. İnsan yine de dünyanın sorununu bir yerde kendi getiriyor zaten yani. Aynen. Her şeye başka, yani robot yapacak bu sonu hazırlayacak diye bir şey değil. Bunun beşincisi de gelecek, başka şey de olacak. Mesela bakın yeni haberlerden uzaya kim gidecek demişti. Demin uzaya gideceğiz. Ay, işte şey. Işın lambı olması için formunuzu bozmanız gerekiyor. Yani sizin bunu parçalamanız, başka bir yerde oluşturmanız gerekiyor. Bunu oluşturmanız şu anda objeleri belki yaparsınız ama DNA'nızı tekrar oluşturma imkanınız olmadığı için mevcut dünyanın fizik, çok kritik bir şey söyledim. Mevcut dünyanın fiziksel koşullarında ve kuantum teorisine göre farklı düşünenler de var. Çünkü mevcut dünyanın fiziksel koşullarında bizim ışınlanma ihtimalimiz yok. Ama bizim ne yapma şansımız var? Bir hologramı yollamamız şansı var. Yani datamızı, dijital verimizi bir yere yollama şansımız var. Çünkü orada project ediliyor. Şey, siz mi göndermiştiniz ama ya ışın bir makalede sizinkilerden olabilir ışınlanmayla ilgili olacağını söyleyen, hani işte dijital projeksiyon dediğim şey olacak. Yani birebir de bir objeyi belki bir yerden bir yere götürebilirsiniz parçalamak ama bir insanın DNA, yani o kadar çok detayı var ki insanın DNA'sını parçalayıp yani yok ediyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Mevcut dünyanın, bakın altını çiziyorum, mevcut dünyanın fizik koşullarının imkansız. Ama mesela ne yapıyorlar? Bir Rus yatırımcı bunun arkasında NASA'ya parasını veriyor. Bir yelkenli yapıyorlar. O yelkenli mi? Evet. Şu büyüklükte atmosferin dışında olacak. Işıkla bunu güçlendirecekler. Lazer ışığıyla. Işık hızına çıkartacaklar. Bize en yakın bir sonraki galaksi olan Alpha Centauri'ye gönderecekler. Bunu da 7 sene içinde ulaştıracak şekilde 2 sene sonra başlayacaklar. 5 senede gidecek. Alpha Centauri yıldızında olduğu. Galaksiler arası bir ışınlandırma mı olacak? Bakın ben bir şey demedim. Gitmek kendi kendine başladı. Siri'yi biliyoruz tanıdık. Bu kadar küçük bir şeyi başka bir galaksiye bir ışık gücüyle fotonlarla bir sonraki galaksimize yollayacak. Işık, yani güneşten çıkacak, güneş sisteminden çıkacak. Alpha Centauri'nin yıldızı olduğu galaksi değil, güneş sistemine seyahat edecek. Yani ömrümüz varsa 7 sene sonra bir de 1 ya da 1,5 senede fotoğrafın gelmesi varmış. Yani 10 sene sonra başka yani bir şeyden fotoğrafı göreceğiz. Hani dünya batacak da bunlar yelkenle Nuh'un gemisi gibi hani oraya önce bir gemi gönderecekler. Sonra dünyadan kim gelecekse toplanacak falan. Olabilir. Olmasın. Dünyayı seviyoruz. Aynen. Teknolojiye ilginiz varsa bu şirket Gartner, McKinsey ile alakası yok. Gartner Hype Cycle diye bir şey çıkartır her sene. Teknolojiler hakkında çok konuşulunca bu ne kadar gerçek ne kadar değil üzerine
bir grafik yayınlar. Bunda da hem profesyonellerle konuşur, hem teknoloji alanındaki şirketlerle konuşur. En önemlisi teknolojiyi kullanan müşterilerle konuşur. Bu mesela bunun içinde sanal gerçeklik var. Biraz önce gösterdiğim arttırılmış gerçeklik var. Hologram var. Üç boyutlu işte sanal asistanlar var. Onun en zirvede olduğu ne orası? Akıllı evler. Şu anda en çok konuşulanlar bunlar. Akıllı ama evler. Bunlar gerçekliğe inmişler. Bazen buradan pof diye düşüyor. Gerçekleşmiyor. Akıllı evler. Akıllı evler şu anda çok konuşuluyor. Mesela benim İngiltere'deki evimin sokağında şöyle bir şey başlamak üzere. Eğlenceli grafik. Gaz faturanızın altında lig tablosu çıkıyor. İnsanların isimleri yok. Hukuken okey. Ama enerji verimliliğinde sokakta kaçıncısınız? Böyle şeyler var mesela. Bu şeyde de konuşuluyor ya, kadınlar arasında işte sanayi elektrik faturasına kadar gelmiş. Onun mahalleye yansımış hali. Mahalleye yansımış hali. Bunun mesela çok güzel mahalle birliktelikleri var. Benim mesela yine İngiltere'deki evin etrafında üyesi olduğum birçok dayanışma grubu var. İşte mesela çocuğumla alakalı birçok şeyi ben ikinci el mahallemdeki komşularımdan aldım. Şuna ihtiyacım var. Fotoğrafını koyuyor. Bak iyi kulun, tamam ben alıyorum. Ben kendiminki başka bir şeyine veriyorum. Ya bu gelişmiş ülke. Git al parasıyla. Aman ne gerek var? Hem komşuluk gelişiyor. Hem ihtiyacını karşılıyorsun. Hem adamla tanışmış oluyorsun. Muhabbet ediyorsun. Bizde de tam tersi. Bizde aynen. 5 senede oturduğun yerde kim var tanımıyor. Ya bir gün birisi şey yazdı. Ben işte yazılım yapacağım. Şeye ihtiyacım var. Harita bilgisine ihtiyacım var dedi. İki sokak ötedeki adam Nokia'nın en tepesindeki harita sorumlusu çıktı. Teknolojisi. Onlar buluştular, bir şey yaptılar. Bu yeni bir şey. Teknolojiye kendimizi korumanın en güzel yollardan biri de hiperlokal dediğimiz bir şey. Hiperlokalitede etrafımızda kol mesafesindeki insanlarla maksimum iletişimi kuralım. Hayallerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım. Ama sadece fiziki hiperlokalite değil. Yani belki işte sosyal etkileşimde ağında bulunduğumuz insanlar da bu hiperlokaliteye giriyor. Yani sanal ve gerçek anlamda kol mesafesindeki olan insanlarla hakkını vererek maksimum iletişimi yapıyorsak teknolojinin kötülüklerine karşı kendimizi onları aslında koruyoruz. Ben Twitter'dan gayet yani hani iyi kullandığımı düşünüyorum yani. Niyetler çok iyi niyetli insanlar. Siz seçiyorsunuz. Aynen öyle. Seçimine bağlı yani. Yani mesela Türkiye'de yavaş yavaş şeyler çıkıyor. İşte ben koşmayı seviyorum. Belli etmişsem de köpek itibariyle. Şey var, Caddebostan koşu grubu var. Yani, ya öyle app'ler var ya. Hani evet. Şey işte spor yapanlar için aynen hani veriyor. Bugün şurada falan aynen. Toplanıyoruz isteyen gelsin gibi. O tip şeyler var ama bunun işte sosyal yardımlaşma kısımları var. Biraz ama bu şey görünmez el deniyor buna ekonomide. Ekonomistler vardı aramızda. Görünmez el bunu dengeliyor. Yani kötülükler sistemin içine atılıyor. İlla ki kötü niyetli işin içine giriyor ama işte sistemi iyi kurguladıysa, sistem onu atıyor, kurgulamadıysa insan iyiler sistemden ayrılıyor, sistem boşa çıkıyor. Ya bugün ben işte Amazon mesela benim İngiltere'deki tüm ticaret alışverişim. Yani çünkü hiçbir zaman hiçbir şey ters gitmiyor. Giderse hemen Amazon oraya giriyor. Araya girdiği zaman eğer tedarikçi Amazon'a düzeltmezse Amazon'u sistemden atıyor. İngiltere'de Amazon'da değilseniz hava alamazsınız yani ticareten. O yüzden adam etik olarak evinde çok kötü bir insansa da Amazon'da iyi davranmak zorunda. Amazon kötü olursa ben Amazon'dan çıkıyorum. Yani öyle bir yaptırımları var ki mecbur. Evet. Amazon kötü olursa ben Amazon'dan çıkıyorum zaten. Kullanıcı olarak yani. Çıkıyorum. Diyorum ki ya bana kimse zorla kullandırmıyor. Çıkıyorum diyorum. Mesela benim Türkiye'de para verseniz kullanmayacağım hizmetler var. Otomatikman seçmiyorum. Ama öyle bir fazla para vererek kullandığım hizmetler var. Evet, kullanmayı tercih ediyorsun. Çünkü insanız. Hep ona gidiyorum. Bakın benden almanızı istediğim birkaç şey vardı. Evet. Altları çizdim. Teknoloji ve insan etkileşimi. Evet. Ben hiç size işte yazılımlar, donanımlar anlatmadım. Görsel göstermemin sebebi de anlattıklarımın filmde olmadığını anlatmak. Yani günlük hayatımızda yaptığımız şeyler. Ama insanın önemi yeni dünyada yeni insan tiplerini yaratmamız bizim için çok daha önemli. Gözümüzün açık olması lazım, duygusunu ruhunu tutmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim, siz şimdi IBM geçmişiniz var ya, hani IBM'le hala ilişkiniz var mı? Dostluklarım devam ediyor. Bazen çünkü IBM böyle sosyal sorumluluk projelerinde yazılımda destek oluyor diye birkaç tane gördüm de. Şöyle, IBM şöyle çalışır. Her sene Armonk'tur onların genel merkezi. 3 ya da 4 tane sosyal destek alanı belirlerler. O alanın içine giriyorsanız destek verirler, girmiyorsanız vermezler. Ama ya çünkü bizim bu şeyi biz sosyal mecrada hani taşımak istiyoruz. Çünkü hani çok ses getireceğini ve gerçekten
faydalı olacağını düşünüyoruz yani. Hani kadınlarla, işte iş kadınlarıyla Anadolu'daki kadınları birleştirecek bir sanal bir şey, ortam. Atıyorum, ya benim kendi kafamda kurduğum şöyle, mesela iller olacak. Ispartalıyım ben, bir iş kadınıyım. Ispartalı kadınlara oradan dikiş makinesi almak istiyorum. Pat oradan onu alacak. Sonra o kadın orada onun ürettiğini, ne ürettiğini de görecek. O ürettiğinin satışı da olacak o sitede. Böyle bir şey. Anladım. Çok konsept. IBM'lik değil o. Değil mi? Sosyal sorumlulukları hani birkaç kere yok, önüme düştü de. Alanları IBM'lik değil. Ha. Kimle peki şey yapabiliriz? Düşüneyim üstüne onu ben. Hani IBM daha çok çünkü fiziki şeyler satıp yok aynen. Şeyler yapıyor yani. Fiziki de. Biz yani, fizikiyi oluşturma sürecimiz var bir de yani. Demin verdiğim örneği hatırlayın. İşte bir işte e-learning. İşte evde uzaktan öğretim şeyi vardı. Onun anladım, yazılımı lazım yok, yok, gibi. Aynen, yok. Sizin dediğiniz biraz bizim daha. Bizim zaten amacımız birebir temas, dokunmak. Tamam temas ama şimdi biz niye bu fikir nereden çıktı? Bunu biraz daha e-ticaret tabanında işleri olan şirketler. Evet. Mert Fırat'ın böyle güzel bir evet, şey var. İhtiyaç kredisi. İhtiyaç haritası. O mesela hani şey yapıyor. Yani hani ihtiyacı olan ürünleri birleştiriyor. Biz hani insanları birleştirmek istiyoruz. Aynen. İstihdamı sanalda yapmak istiyoruz yani. Bence uçmanız lazım. Google Türkiye ve Facebook Türkiye bunu yapacaklar. Bence. Çünkü insanları birleştir, çok kritik dediniz. Siz insanları birleştirmek istiyorsunuz. Dünyada insanlar ya Facebook'ta ya da Google'da birleşiyorlar. Google Türkiye'nin Aile Bakanlığı'yla beraber yaptıkları bu 2017'nin sonunda Fatma Betünan'ın bakanken bir toplantıları olmuştu. Onlar da eğitim alanında hani kadınların gelişimiyle ilgili bir eğitim vermişlerdi. Belki hani onlara şey yapabilirler. Daha doğru olur. Evet. Çünkü onların doğası o. Hem de hani sonuçta güç... Yani çünkü biz nereden şey yaptık? Sürekli bana mesaj atıyorlar. Şu ildeyiz mesela, bize ne zaman geleceksiniz? Bitlis'ten, işte en ücra yerlerden mesajlar atıyorlar. Bize ne zaman geleceksiniz, bize ne zaman geleceksiniz diye. Sosyal hani, STK'nın gücü işte. Evet, hani o ihtiyacı hani fark ettiğimiz için, evet bizim hedefimiz 81 il zaten ama biz gidene kadar yılda 2 ilimiz hedef hani. Ancak yılda 2 ile sahip çıkabiliyoruz, aynen. Ya sponsor olsa bile insan gücünüz yetmez. Evet, tabii aynen. Ama hani bunu dijitalde taşırsak hani tasarımcımız belki o kadınlara onu ürettirecek. Yine biz organizasyondayız. Evet. Ama ben siz söyleyince direkt yani buna ev sahibi ya Facebook Türkiye, Google Türkiye. Çünkü o alan sosyal sorumluluk projelerini bir şey var mesela işte Konya'da biri hani bir şeye ihtiyacı var. Mert Fırat'ın evet. Aynen o harita var orada. O haritada işte onlar başvuruyor. Yardımseverler de oraya bakıyor. Hatta benim arkadaşlarım falan yaptı yani. Bisiklet istiyor mesela. Bisiklet yok mesela. Aynen işte okulda diyor şeyim yok diyor. Kitabım yok falan koymuş. Tabii onun denetlemesini nasıl yapıyorlar bilmiyorum açıkçası ama hani güzel şeyler oluyor. Birleştiriyor. Evet. Ha biz de işte kadınları sermaye ile birleştireceğiz yani. Evet. Çok önemli. Aslında ona benzer bir şey evet. Evet ama aynen. Daha farklı. Evet. Onlar hani ihtiyaç hani daha şey. Verdiniz bana da şey şimdi ben de düşüneceğim üstüne. Çok teşekkür ederiz. Yani hani bu bayağıdır düşünüyoruz ama hani kimle konuşsak, yazılımcı hani nasıl yapsak. Bir şeyden onu söylemiştik, koşarak kaçın. Birinin size buna özel yazılım yapmasından. Teknolojide özellikle işin içinde sosyal girişim varsa makro güçleri kullanmak lazım. Bu nedir? Hala hazırda mesela o yüzden Facebook ve Google dedim. Dünyadaki en fazla hosting dediğimiz bilgisayar gücü ve insanlar açık bilgisayar gücü en azından bu iki şirkette. Yazılımsal olarak da hala hazırda bunu yapıyorlar. Bu tip şeyler yapıyorlar. İnsanların birbirine bağlama yazılımları var. Onların doğasında olan bir şeyi projeleştirip gelin sizin teknolojiniz ve altyapınızda bunu kullanalım. Onlar ne yapıyorlar? Masrafı buradan buraya alıyorlar. Muhasebesi olarak da aslında onlara da avantaj. Para vermektense kaynak verdirmiş oluyorlar. Ama bir yazılımcıya gittiğiniz zaman o işte aynen, donanımını planlayacak, yazılımı yapacak. Yazılımcı sonra Latin Amerika tatiline gidecek işte Galatasaray mevzusunuz. Hayalinde o varsa iki hafta o sistem çalışmayacak bir şey olacak gibi sıkıntılar oluyor. Evet. Bir de bu biz hani ticari olarak bakmıyoruz hani sosyal sorumluluk olduğu için daha çok daha önemli yani evet, hani bence bu bir sosyal girişim olarak da
Benim bir arkadaşım var. Belki başka bir şey daha danışacağım ona. Türkiye Sosyal neydi? Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vakfı'nın başkanı. IBM'in de sosyal sorumluluk biriminin başı. Onunla bir konuşayım. Hangi kurum ve kuruluşların bu tip bilgi alanında inisiyatifi vardır? Evet. Otomatikman zaten onların radarına girmenizi çok iyi olur daha yani gerçekten büyük ederim. Bir şeye vesile olursunuz yani hani biz ekip her şey hazır hani bu oluşturduğumuz sistemi daha çok büyütmek istiyoruz yani. Yani daha çok kadına dokunalım yani. Ya sonrası zaten Türkiye'den sonra hani Afrika'ya gittiğimizde mesela oradaki kadınlara ne yapabiliriz onu da planlayacağız hani su kuyusuyla beraber Sadaka Taşı Derneği de söyledi. Belki dedi kadınlara dedi proje yapabiliriz. Gittiğinizde onları da konuşun dediler. Ne bileyim orada yine belki bir küçük atölye kurulabilir, bir şeyler yapılabilir. Ben İngilizce laf vardır convert yani bir böyle şey fikrin içine girmiş bir onun peşinden giden öyleyim. 96 senesinde Muhammed Yunus diye bir adam var. Mikro kredi icat eden adam dünyada. Nobel ödülü falan da almış bir adam. Malezyalı. Onun bir lafı vardı. Bu dünyadaki tek amacınızın nefes almak olduğuna inanıyorsanız o zaman bir şirketin tek amacının para kazanmak olduğuna inanmalısınız demişti. Çok sert bir laf. Yani tam nefes almazsan ölürsün. Evet, para kazanmazsan ölürsün ama tek amacın o değil. Bir işte durumların yani case study'lerini anlatmıştı. $40 $40 işte New York'ta işte 3 kişi hamburgerimizi yer, üstüne tatlımızı yeriz $40 tutar. $40 ayda Malezya'daki bir kadının iş kurabildiğini anlatıyordu. Çok büyük yani bizim için çok küçük gelen şeyler başka yerlerde çok farklar yaratabiliyor. Kesinlikle. Kiva diye bir sistem var ona bakmanızı Kiva. Öneririm. Kiva da böyle evrensel olarak özellikle W'yle mi normal V ile o da mikro kredi, kadınlar odaklı o da destek olunabilen bir şey. Bu bilincin Türkiye'de ihtiyacı var. Yani o iyi insanlar koalisyonunu dijital yaratmak. Yani bir şey yaratmak istiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Yani 5 lira 10 lira küçük paralar birçok insan için. Ama biz onlar için çok... 5 lira 10 lirayı 300 kişi verse o insan için çok önemli bir şey olabiliyor. Kesinlikle. Ve en güzel şey anonimlik. Aynen öyle. Çünkü siz gidip birine 15 bin lira verdiğiniz zaman istemeden de olsa anonimlik kalkıyor ve aranızda bir ne oldu? Sizde bir insani merak, insani haset gibi şeyler birikmeye başlıyor. Kesinlikle. Yani evliya olmanız lazım bunları yaşamamak için. Aynen. Öbür türlü anonim. 5 lira 10 lira hepimiz verdik. Matsa'da ne olacak deriz. 5 lira 10 liradan ne olacak deriz. Bunlar falan önemli şeyler. Bizim o yüzden bu, biraz daha böyle daha nasıl bana hologramı tanıtan Barbados'lu teyze şey demişti Pamela. Hayalin neyse yapalım. Aha. Hologram da siz de öyle yapın. Yani evet. Burada sınırsız imkanınız olsaydı ne yapardık? Evet. Evet. Bize kim yardım eder? Bir telefon uzakta hepsi aslında. Evet, kesinlikle tamam. Bu Google Türkiye iyi. Bu Malezya ile ilgili de bir arkadaşım var. O da Malezya'da işte İslami Finans'ta doktorasını yaptı. Şimdi Türkiye'ye geldi. Bilal'i ağırlamıştık ya. Şu an başlamış. 4 ay olmuş Cumhurbaşkanlığı yatırımda. Gerçekten hani böyle kariyeri falan çok iyi üniversiteden bir arkadaşım. Malezyalı bir hanımla da evlendi. Hala ailesi Malezya'da. O 4 aydır burada ama getirecek yani. O dedi ki Havva dedi Malezya'yı oradan çağrışım yaptı. Malezya'da İslami finans çok önemli olduğu için bu tarz mikro projeler çok önemli yarışmalar oluyor dedi. Ben dedi bunu dedi tez olarak yazıp yarışmaya katmak istiyorum dedi. Eğer yarışma kazanırsanız dedi hatta Malezya'da değil normal İslam coğrafyalarında da siz rol model olursunuz. İnsanlar bu sistemi kullanır dedi. Ve şöyle bir şey söyledi, o tabi İslami finans okuduğu için sizin yaptığınız tam olarak İslam bu dedi. Hani insanlara balık tutmayı öğretmek, hani yardım yapmak değil biliyorsunuz Türkiye'de şu an yıllardır sürekli yardım yapılıyor. Biz bunu yıkmaya çalışıyoruz gerçekten 6 senedir. Hep şu örneği veriyorum, Isparta'da biz yörük çadırı aldık, çok büyük bir para vermiştik. Ama o verdiğimiz parayı insanların eline verseydik maksimum 3 ay, o para gidecekti. Aynen öyle. Ama şimdi daha ben bu sene gittim. Hala kadınlar gözleme yapıp satıyorlar. Evet. Hani gerçekten insanlara sürekli bunu vurgulamaya çalışıyoruz. 2-3 kişi toplanın. Dikiş makinesi alın hani yani yardım olarak elinize vermeyin. Dikiş makinesi alın. Kadın kendisi üreterek kazansın. Kendi farkında. Oradaki herkes inanmış buna. Evet, bunun işte daha çok dile gelmesi aynen. lazım. Daha iyi paketlenmesi aynen. lazım. Ama Aile Bakanlığı bu sene açıkladı biliyor musunuz? Artık dedi istihdama dayalı çalışmalar işte yapacağız bu. Dedi. Biz etkimizin farkına varmak için büyük hayali kurmamız lazım. Evet, öbür türlü
birilere ulaşıyorsunuz. Ama sizin onlara, yüzlere ulaşabilecek bir entelektüel birikim var burada. Network de vardır illaki. Sadece o hayali bir tık daha ettirmek gerekiyor. Siz de bugün evrenselleştirmek bu itme kuvveti gerekiyor. Oldunuz gerçekten. Tamam. İnşallah Google Türkiye veya en azından Facebook'la bir iletişim. Ben şeyi de soracağım. Yani sizden ricam şu uzunlukta, Linksos'un alttaki yazdığınız kadarki uzunlukta bana projeyi tanımını atarsanız, ben bu Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ile bir konuşayım. Tamam, süper. Çünkü onlar bütün şirketler üye. Onlara raporlar falan hazırlıyorlar. Belki bir şirket, der büyük bir holding der ki ben... Ericsson'un ilgi alanı bu sene der mesela. Ericsson'a gideriz. Ay çok iyi olur. Gibi yani farzı var. Çok iyi olur. Sonu yok. İnşallah güzel olur. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sorusu olan var mı?